Öyle bir noktaya geldi ki Ege adalarını soruyoruz ya Ege adaları. Soruyorum ya bu keçi adası kime ait arkadaşlar? Bize mi ait Yunanistan'a mı ait? Çık cevabını ver. Ben soruyorum başka bir zata başka bir zat bana cevap veriyor. Git diyor kim teslim etti onlara sor diyor. Lafa bakın. Yani teslimiyeti baştan kabul ediyor. İki konuşursam sen konuşamazsın gibi bir laf ediyor. Yani konuşursam ben ağzımı açamam. E zaten ağzını aç diye sana soru soruyorum. Konuş diye sana soru soruyorum. Beni tehdit et diye değil. Çık adam gibi cevap ver. Bu keçi adası bize mi ait? Yunanistan'a mı ait? Bu kadar basit. Teslim ettik diyor. Ama ben etmedim diyor. Ben seni neleri teslim ettiğini biliyorum. Sen şimdi otur bana cevap ver bakayım. Cevap ver. Tehdit etme. Efendim konuşursam sen ağzını açamazsın. Hiç meraktan var. Ağzımı da açarım, kulaklarımı da açarım, benim dışındaki insanları dinlerim, bu konunun uzmanlarını dinlerim ve ben ondan sonra konuşurum. Ben mangaldan atmam, oturup hamaset yapmam. Türkiye'nin taşına, toprağına, çakılına, kum tanesine biz sahip olacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, biz sahip olacağız. Bir karışı, bir karışı teslim etmek istemiyoruz. Bir karışı. Söyledim. İstanbul Kongresi'nde söyledim. 2019'da geleceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımızda yeniden kuracağız. Yeniden götüreceğiz. Türk bayrağını doğruya dikeceğiz. Dış politika hamaset edebiyatı yapılacak bir politika değildir. Dış politika ile ilgili konuşacaksan dokuz boğumu açtıktan sonra konuşacaksın. Dış politika ile ilgili konuşacaksan hem bölge dengelerini hem dünya dengelerini iyi bilir konuşacaksın. Ben asarım keserim demekle bu işler olmaz. Gazze'ye gideceksin. Senelerdir gideceksin. Niye gitmiyorsun? Buyur git. Rakka'ya gidecektin. E buyur git. Niye gidemiyorsun? Hamasetle bu işler yürümüyor. Hamasetle. Bu işler akılla yürür. Bilgiyle yürür. Kağıtıyla, görüşmeyle yürür. Diplomasiyle yürür. İkinci Dünya Harbine Türkiye neden girmedi? Nasıl girmedi? Hangi gerekçelerle girmedi? Kendi tarihini bilmeyenler, kendi tarihi konusunda bilgi sahibi olmayanlar, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye çalışıyorlar. Ve bu tehlike, bu politika son derece tehlikeli bir politikadır.